Sevgili izleyiciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle şu anda Anıtkabir'de, hemen dönelim. Görüntüler an itibarıyla canlı olarak Anıtkabir'den ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyiciler. Anıtkabir'de şu anda bir tören düzenleniyor. Aslanlı yolda yürüyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Yoğun bir katılım olduğunu söyleyelim. Tabii günün anlam ve önemine de değinmekte yarar var. Tam 103 yıl geçti Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadelemizi başlattığı günün üzerinden tam 103 yıl geçti. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bayramı olma özelliğini de taşıyor aynı zamanda. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlandı bu bayram. Atatürk yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin devlet başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak adını aldı. An itibarıyla Anıtkabir'den görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Tabii yurdun genelinde tüm gün kutlamalar devam edecek. Anıtkabir'de başladığını söyleyebiliriz törenin. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte şu anda Anıtkabir'de ve Aslanlı yoldan yürüyerek törene eşlik ediyor. Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları başladı. Gün içerisinde yurdun çeşitli noktalarında da kutlamalar oldukça tabii ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kutlamaları Ankara Anıtkabir'de başlattı. Bu yılda geleneğe uyulduğunu söyleyelim. Her yıl olduğu gibi tam 103 yıldır kutlanan bugün yine Ankara'da kutlanıyor, idrak ediliyor. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu anda beraberindeki heyetle Türk bayraklarıyla birlikte Aslanlı yoldan geçerek kutlamaları başlattı diyebiliriz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bu anlamlı gün üzerinden tam 103 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktı 19 Mayıs 1919'da. Ve Atatürk bu bayramı Türk gençliğine de armağan etti. Milli mücadele açısından tarihi ve oldukça önemli bir günü kutluyoruz. Ankara'da yoğun bir katılım var. Vatandaşların görüntüleri de ekranlarınıza yansıyor. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan geçerek törene eşlik ediyor ve kutlamaların Ankara'da başladığını söyleyelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü Türk gençliğine armağan etti demiştik. Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlandı bu bayram. Atatürk yılı kabul edilen ve ilan edilen 1981'de dönemin devlet başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir'de şu anda beraberindeki heyetle birlikte kutlamaları başlattı diyebiliriz. En önde çelenk ve Türk bayraklarıyla yoğun bir katılımla şu anda Anıtkabir'de 19 Mayıs kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na beraberindeki heyet de eşlik ediyor ve Aslanlı yoldan yürüyerek kutlamaları şu anda gerçekleştiriyor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'de yurdun birçok noktasından yine kutlama görüntüleri gelmesini bekliyoruz.
Ankara ilk olarak ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Anıtkabir'e şu anda bir ziyaret gerçekleştiriyor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Beraberindeki heyetle birlikte yoğun bir katılım var. Zaman zaman vatandaşları da görebiliyoruz o noktadaki görüntülerden yola çıkarak. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlandı bu bayram. Atatürk yılı kabul edildi ve ilan edildi. 1981'de dönemin devlet başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte şu anda Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiğini söyleyelim. Bu özel güne 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na oldukça yoğun bir ilgi var. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte, çelenkle birlikte Atatürk'ün anıtına birazdan çelenk bırakacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını bekliyoruz. Evet, an itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Atatürk'ün anıtına bir çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını bekliyoruz an itibarıyla. Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte Atatürk'ün anıtına çelenk bıraktı. Şu anda saygı duruşunda bulunuluyor. Birazdan İstiklal Marşı okunacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi başlattı ve bugünü de tüm gençlere armağan etti. Bu kapsamda da her yıl kutlanan 19 Mayıs bayramı kutlamaları yine aynı şekilde bu yılda icra ediliyor, kutlanıyor. Yurdun genelinde kutlamalar başladı diyebiliriz. Ankara'da başladı ilk olarak Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kutlamaların ilk adresi Ankara oldu diyebiliriz. Şu anda da yoğun bir katılım var. Vatandaşlar oldukça yoğun ilgi göstermiş gibi görünüyor. Tabii görüntülere bakıldığında canlı olarak geliyor ekranlarınıza Anıtkabir'den bu anlar. Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle birlikte kutlamayı Ankara'da başlattı. Anıtkabir'den görüntüler canlı olarak geliyor ekranlarınıza.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çelenk bıraktı ve şu anda da Anıtkabir özel defterine imzalıyor. Beraberindeki heyetle birlikte şu an Ankara'da kutlamalar başladı. Ve bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki, bütün ümidim gençliktedir diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir özel defterini imzaladı ve kısa bir konuşma yaptı günün anlam ve önemine ilişkin. Aynı ruhla çalışıyoruz dedi. Öncelikle 19 Mayıs 1919'da aynı ruhla milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Türkiye'nin geleceğini gençlerle inşa ediyoruz dedi Kasapoğlu. Daha güçlü Türkiye'ye gençlerimizle yürüyoruz dedi. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve hürmetle andı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları başladı sevgili izleyiciler. 103. yıl dönümünü kutluyoruz bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ve bu kapsamda da yurt genelinde gün boyu kutlamalar devam edecek. Sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.